Herkese merhaba arkadaşlar, ben Akkuş, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bir yurt içi kargo kutusu önümüzde. Bir de Liandini fanları, bunları direkt ince hesap üzerinden sipariş ettik. Çünkü kasamızın içerisinde fanlar eksikti. Kasamız diyorum, tabii benim kasam değil arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz kanalımızda takipçilerimize özel gönder toplayalım serisi yapıyoruz. Bizim sadık kitlemiz arkadaşlar, bizim böyle bir serimiz olduğunu biliyor bilmeyen arkadaşlar için şöyle bir tekrarlayayım. Bulunduğu ilde, ilçede güvendiği bir bilgisayarcı olmayan sistem, sistemini böyle hakkıyla toplatamayacağını düşünen arkadaşlar varsa bizim Yalova'da ofisimiz var. YouTube ofisi. Burası çekimlerimizi yaptığımız alan. Sisteminizi bize kargoyla gönderiyorsunuz arkadaşlar. Sisteminiz geldikten sonra biz tabii sıraya alıyoruz. Eskiden böyle bir durum yoktu. Şu an hala hazırda bekleyen 3 tane gönder toplayalım serisi var. Birincisine çok şükür boşluk bulup başlayabildim. Sistemlerinizi genelde yoğunluğuma göre 1 hafta 2 hafta içerisinde minimumda kendime toplarmış gibi özenle topluyorum ve daha sonrasında iş bittikten sonra ekran kartını söküp arkadaşlar kutusuna koyuyoruz. Diğer sistemi de güzelce koliliyoruz. Ve geri toplanmış haliyle birlikte sizlere yolluyoruz. Bu işlemler için biz herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Yani bir montaj ücreti şudur budur. Sadece arkadaşlar gönderim ücretlerini karşılıyorsunuz. Ve dediğim gibi kendime toplar gibi topluyorum. Gördüğünüz gibi önümde açıkta Unifan SL120'nin versiyon 2 kitinden üçlü bir de tekli var. Bu kutunun içerisinde de olduğunu biliyorum. Çünkü sahibiyle daha öncesinde konuştum. Abdullah kardeşim daha öncesine oyun sektörüne Metin 2 ile başlamış. Sonrasında kardeşim işte işe başlamış. Bu süreçte babasını kaybetmiş. Sonrasında arkadaşlar Metin 2'ye sarmış. Metin 2'ye sardığı dönemlerde Metin 2'ye bu bilgisayarın neredeyse 3 katı para harcadım abi diyor. Hileciler falan derken uzun bir sürelik Metin 2 geçmişini geride bırakıyor arkadaşlar. Ve daha sonrasında güncel oyunları oynayabilmek için bir bilgisayar topluyor. Onu satıyor. Parçalarını falan böyle istediği verimi alamıyor. Belli başlı parçaları bu kutunun içinde kalıyor. Bazı parçalarını da satıyor. Geliştirme amaçlı arkadaşlar sistemini bize yollamış. Bu bir inceleme videosu değil. Parçaların özelliklerini tek tek söylemeyeceğim. Açıklamalar kısmına bütün parçalarını eklerim. Bu bir arkadaşlar keyif videosu. Onun için keyifle izleyin. Aşağıdan da abone olmayı unutmayın. Hadi şu paketimizi bir açalım. Bakalım içerisinden canlı canlı neler çıkacak. Abdullah kardeşimin daha önce aldığı yine Liandini'nin fan kiti çıktı. Evet, benim buradan gördüğüm kadarıyla yoğunlukla MSI bir sistem. MSI'nin A750F ismindeki power supply çıktı. Evet arkadaşlar, işlemcimiz i7 11. nesil, daha önce kutusu açılmış. Bunu şöyle şuraya koyalım. i7 11700F arkadaşlar. 8 çekirdekli, 16 izlekli. Turboda 5 GHz'e kadar çıkabilen bir işlem. Eski soket ama yine günümüz şartlarında iş görür. Şimdi şuradan bir kocaman Corsair çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıvı soğutucu. Evet, anakartım da herhalde biraz eski. Şöyle çıkartayım. MSI Z590 Gaming Force arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle kutumuzu da kenara atalım. Az önce kapak fotoğrafı çektim. Bak, normalde her şeyimiz MSI, ekran kartı eski ekran kartı herhalde. Bunun da paketi açık. Asus'un RTX 3063 fanlı TUF serisi arkadaşlar. Bir de kasamız var. Liandini'nin Dynamic Evoil yanlış hatırlamıyorsam. Fakat burada gördüğüm arkadaşlar RAM'ler, SSD'ler yok. Evet, hepsi de burada. Şöyle anakart kutumu göstereyim sizlere. İçerisinden 2x16 32 GB 3600 MHz'lik Corsair RAM'leri çıktı. 1 TB'lık 7300 MB bölü saniye Kingston'un Renegade diye okunuyor herhalde. Böyle bir SSD'miz çıktı Kingston'un. PCI 4.0. Bir tane 1 TB Seagate Barracuda çıktı. Ben de eski sistemde hala diskler kullanıyorum. Evet, bütün parçalarımızı çıkarttık arkadaşlar. Bir tane de Liandini Dynamic Evo var. Kocaman olduğu için buraya getirmedim. Onu da montaj sırasında görürsünüz zaten. Parça listesini aşağı ekleyeceğim. Abdullah kardeşime hayırlı olsun. Biraz böyle parçalar upgrade etmiş. Bazı parçalar ikinci el demeyelim de kendi sisteminden söklüyor parçalar. Bazılarında sıfır almıştı. SSD gibi. Ne bileyim işte fanlar gibi, kasa gibi. Biz de mümkün mertebe bu sistemi toplayacağız. Daha sonrasında kurulumlarını yapacağız ve Finike'ye yollayacağız. Lafı çok uzatmayayım arkadaşlar. Şöyle kısa bir montaj videosuyla sizleri baş başa bırakayım. Sonrasında kasanın böyle son halini bir görün. Daha sonrasında da 1-2 oyun ve performans testi yapıp finalle buradayız inşallah. Bu arada abone değilsen hadi abone ol. Ben montaja başlıyorum.
Evet arkadaşlar, uzun uğraşlar sonucunda Apo'nun bilgisayarını bitirdik. Antalya Finike'ye uğurlayacağız bu canavarı. Ama öncelikle açmayalım mı? Şöyle bir bakmayalım mı arkadaşlar? Şöyle bir tuşuna basalım. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar nasıl olmuş. Tabii siz normal şartlarda böyle kapalı bir şekilde görüyorsunuz. Ben üst görüntülerdeyiz falan. Onun böyle ön tarafı açık halini, arka tarafı kablolama falan müthiş oldu arkadaşlar. Uzun süreden beri böyle sabah başlamıştım işe. Şu anda saat 11'e geliyor arkadaşlar. Sadece okula çocuklara almaya gittim. Haricinde de bir de dışarı bir yemek yemeye gittik arkadaşlar. Onun haricinde mola vermeden bugün bu bilgisayara çalıştık. Tabii ki ufak tefek sıkıntılar çıktı. SSD'yi görmedi. Takarken böyle yerinden oynamış. Geri söktüm. Onu taktım. Sıvı soğutucu RGB'de senkron olmuyordu. Kablolamayı bir daha söküp bir daha baştan yaptım. Bayağı bir uğraştırdı. Bu kadar emeği de görmezden gelmeyin arkadaşlar. Siz de bir like atarsanız sevinirim. Bu tarz böyle kasasını bize göndermek isteyen, toplatmak isteyen arkadaşlar varsa da elimizden geldiği kadar gördüğünüz gibi kendi bilgisayarımızmış gibi özenerek yapıyoruz. Ve bu işlemler için sizden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Sadece gönderirken ve geri teslim alırken nakliye ücretlerini ödüyorsunuz. Bir zahmet o kadar da olsun. Sonuçta hala kazanmayan bir kanalız. Bazı arkadaşlar işte o Akkuş parayı buldu falan, öyle bir durum yok arkadaşlar. İnşallah şöyle bir 500 bin aboneyi falan devirdiğimizde parayla pulla bir işimiz kalmayacak. Evet arkadaşlar, sistemimizi kurduk. Köşeye değerleri açtım. Görüntü tarafını göstereyim. 2560'a 1440 kısıtlamalar kapalı arkadaşlar. Grafik kalitesi tarafında da yüksek 4x 16x. Netliği arttır ve deneysel keskinleştirme kapalı. Geri kalanın hepsi açık. Bu şekilde bir ölüm kalım maçı diyelim, bakalım ne olacak. Bu arada test masasında hiç oynayamıyorum. Normalde daha güzel oynuyorum arkadaşlar ama burada mousepad yok. Mouse'um arkadaşlar alıştığım mouse değil. Bak masaya sürdükçe cırt cırt diye sesler geliyor. Şu anda ekran kartının %85'ini kullanıyor. 47 derece. İşlemci de 41 derece arkadaşlar. Oo, fena. Evet, mouse'u çeviremedim. Yine öldük. Şimdi ben biraz oynayacağım arkadaşlar. Siz FPS'lere bir bakın. 2K'da 400 FPS mi gördü lan o? Oha. Oha, 405 FPS. Şuş. Makina sağlam olmuş arkadaşlar. Tabii arkadan vurdu. Bak. Seni. Mouse'u çeviremiyorum ki bak. Ya bu ölüm maçında da bir yerden vuruyorsun. Öbür taraftan da seni indiriyorlar. 366, 355 FPS. Akıyor mübarek. Akıyor. Çok iyi. E babacım, bende kulaklık yok. Ben test yapıyorum. Oyun oynamıyorum ki. Bu kadar kasmanın bir alemi yok. Ölüyoruz sürekli. Rezil olmayalım. Valorant bu şekildeydi arkadaşlar. Hadi başka oyuna. Evet arkadaşlar, bu sistem bir gönder toplayalım olduğu için böyle çok ekstrem oyun test etmeyeceğim. Az önce bir rekabetçi oyun test ettik. Şimdi de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty'deyiz. Öncelikle bir durduracağım arkadaşlar. Ayarlar, grafik tarafına bir bakalım. Işın izleme ultra vermiş bana. Ön tanımlı olarak hani varsayılana çektiğim zaman da değiştirmiyor. Yani bu sistem için ışın izleme ultra'yı uygun görmüş. DLSS otomatikte. DLSS kare oluşturmayı normalde 3000 serisi bir kart olduğu için kullanıyoruz. Kullanamıyoruz ama bildiğiniz gibi bu işin modları falan çıktı. İsterseniz oluşturabilirsiniz. Şimdi ışın izleme ultra'da arkadaşlar, DLSS otomatikte. Ben böyle bir oyuna bir döneceğim arkadaşlar. 2K çözünürlükteyiz. Şuradan bir araba çekelim. Altımıza motor var şurada. Motoru alabilirsek. Tamam, bırak beni aga ya. Konuşmak istemiyorum. Şu anda 40 FPS ışın izleme ultra'dayız. Bunu bir durduralım. Ayarlar, ışın izleme ultra'yı düşe çekelim. Geri tekrar bir dönelim. Evet, çok oynamadı. 40'tan 55'e falan oynadı. Ben yalnız hala motora binemiyorum. Adam arka planda konuşuyor. Ya beni bir sal aga ya. Beni bir sal ya. Oh be. Sonunda motora binebildim arkadaşlar. Işın izleme düşüğe getirdim arkadaşlar. DLSS otomatikte. 2K'dayım. Şu anda aldığım FPS 55-56. 3060'ım var. 12 GB'lık. 11700 F'im var. i7. Bir bakalım. 55 dereceye 42 derece arkadaşlar. 55 derece ekran kartının sıcaklığı. 42 derecede işlemcimin sıcaklığı. 165 watt ekran kartı çekiyor. 80 watt da işlemcinin güç tüketimi var. 7.5 GB bir video belleği kullanım var. RAM tarafında da 9.5 GB bir RAM kullanıyor. 32 GB'lık RAM'imiz olduğunu söylemiştik. Şu anda gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde Cyberpunk oynanıyor. 2K çözünürlükteyim bu arada. Normalde bunu Full HD'de kullansan FPS'lerin bir tık daha iyi olur tabii ki ama 55 FPS'de de gördüğünüz gibi 2K'da donmadan kasmadan oynanabiliyor. O nasıl bir reklam lan? Allah Allah. Adamların attığı reklama bak. Terbiyesiz Cyberpunk.
Hadi bakayım, bu oyunda testi bu kadardı, finale gidelim. Evet arkadaşlar, kurulumdu, montajdı, şuydu buydu derken saat kaç oldu? Saat 2.30 arkadaşlar. Ben yani sabah gidip çocukları alacağım. Nasıl alacağım ben de bilmiyorum bu uykusuzlukla, bu yorgunlukla. Apo kardeşime tekrardan hayırlı olsun diyorum. Güzel bir sistem oldu. Ben çok beğendim. Özellikle kablolaması, zaten ekosistemin liyanlığı olması gayet güzel. Dezavantaj, işlemcisi, anakartı biraz eski ama onlar da üst düzey. İlerleyen zamanlarda inşallah biraz kullansın, biraz tadına baksın. Bu sistem zaten uzun yıllar kendini götürür, götürmediği durumda da anakartını, işlemcisini, RAM'ini değiştirip DDR5'te bu sistemle devam eder. İnşallah onun da kurulumunu bize yaptırır Apo kardeşim. Sizin de gönderip toplatmak istediğiniz bilgisayarlarınız varsa arkadaşlar, kanalımızın hakkında kısmında mail adresimiz var. Oradan iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın. Ben çok yoruldum. Uyumaya gideceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bayılacağım şimdi.